Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri evimde masa başında bir video ile karşılıyorum. Aslında bu pazar günü için çok güzel bir video planlamıştım ama 2-3 gündür dışarıda çok yağmur yağdığı için birkaç günde devam edeceği için ne yazık ki çekimleri yapma şansını bulamadım. O yüzden de pazar gününü boş geçmemek adına Amerika'ya geldiğimde nasıl İngilizce öğrendim, hangi taktikleri uyguladım ve siz de İngilizce öğrenmek istiyorsanız ne şekilde kolayca İngilizce öğrenebilirsiniz, biraz bunlardan bahsetmek istedim. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar, ben Amerika'ya ilk geldiğimde yaklaşık 27 yaşında falandım ve hiç İngilizce bilmiyordum. Yani hiç İngilizce bilmiyordum dediğim aslında çok az seviyede biliyordum diyebilirim. Yani hani kendimi tanıtabilecek kadar, işte ismimi söyleyip adres sorabilecek kadar falan biliyordum maksimum. Birçok şeyi burada öğrendim. Bunları da nasıl öğrendim? Buraya geldiğim zaman insanlarla konuşmaya çalışarak öğrendim. Korkmadan insanlarla konuşmaya özen gösterdim. Tabii ki de ilk başlarda ne yazık ki böyle uzun uzun sohbet edemiyorsunuz. Özellikle de iyi İngilizce bilmiyorsanız sohbet bir yere akmıyor. Biriyle tanıştığınız zaman işte nasılsın, iyi misin, hoş musun, kimsin, nereden geldin, ne kadar buradasın falan, bu konular bittikten sonra sohbeti ileriye taşıyacak konular ne yazık ki ne ben açabiliyordum ne de karşı taraf açtığı zaman ona cevap verebiliyordum. O yüzden de zor oldu. Bu süreçte de homeless'larla, yani evsiz insanlarla sohbet ediyordum. O dönemler sigara içtiğim bir dönemdi. Benden sigara istiyorlardı. Onlara sigara veriyordum. Bir tane de kulak arkası yapıyordum onlara. Yani ikinci sigarayı hediye ediyordum. Bu sayede de biraz böyle sohbet ediyorduk falan. Tabii anlaşması zor oluyordu. Bazen işte o sağlık sorunlarından dolayı ya da işte onların kullandığı bir takım uyuşturuculardan dolayı sesleri bile çıkmıyor. Ama en azından çabalıyordum. Sonrasında da bir takım mobil uygulamalarla, Duolingo ile falan pratik yaparak metroda gidip geliyordum. O zamanki otelimle işimin arasında 50 dakikalık bir yolculuk mesafesi vardı. Onları değerlendiriyordum. Bir özel hoca tuttum. O da böyle yani çok özel hoca gibi olmadı da sanki işte bir kafeye gidiyorduk, oturuyorduk ve bir saat sohbet ediyorduk. Tabii bana çok faydası da oluyordu. Yanlışlarımı düzeltiyordu, gramer yanlışlarımı. Ya da sohbet ederken ben bir cümlede bir kelimeyi hatırlayamadığım zaman İngilizcesini ya da bilmediğim bir kelime olduğu zaman o bana söylüyordu, böyle bir kelime var şu demek diye. Ya da işte atıyorum daha iyi bir alternatifi kullanabileceksem oradaki basit kelime yerine, onları bana söylüyordu. Tabii ki de faydalı oldu ama arkadaş edinseydim, iyi bir arkadaş edinseydim, onunla sohbet etseydim de aynı faydayı alırdım. Yani hani o kadar parayı da vermemiş olurdum. Bunlar ben nasıl öğrendim? Tabii ben Amerika'da olduğum için, burada yaşarken yaşamaya mecbur olduğum için konuşa konuşa öğrendim. Ama size hem benim eski tecrübelerimden hem etrafımdaki insanlardan gördüğüm kadarıyla birkaç öneride bulunmak istiyorum. Hadi önerilere geçelim. Şimdi arkadaşlar, ilk önce bir sürü mobil uygulamalar var. Bunlara mutlaka vakit ayırmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani ben kendim Duolingo uygulamasıyla çok güzel bir başlangıç aşamasında bir yol kat etmiştim. O yüzden size de öneririm. Ücretsiz bir versiyon da var. İndirirsiniz. Başlangıç seviyesine, hatta ileri seviyeye kadar da götürebilirsiniz. İstikrarlı bir şekilde çalışırsanız. Her gün 5 dakika 10 dakika bile ayırsanız, ama her gün bir müddet ayırırsanız eminim ki iyi bir noktada konuşabilecek, anlayabilecek bir noktaya gelebileceğinizi düşünüyorum. Bu arada bu videoda herhangi bir sponsorluk yok arkadaşlar. Yani bu uygulamayı, bir tane daha uygulamadan bahsedeceğim. Kendim kullandığım için, sevdiğim için, faydalı olabileceğini düşündüğüm için öneriyorum. Yoksa hiçbir sponsorluk anlaşması yok. Olur da bir gün eğer bu kanalda bir sponsorluk anlaşması olursa da onu da size en başından zaten söylemeyi düşünüyorum. İçiniz rahat olsun. Herhangi bir paralar yatmış durumu yok. Gelelim ikinci önerimize arkadaşlar. İkinci önerimse mutlaka kullandığınız telefonun dilini, öğrenmeye çalıştığınız dile, yani bizim durumumuzda İngilizce'ye çevirin. Sadece telefonunuzun da değil, telefonunuzun, bilgisayarınızın, oyun konsolunuz varsa, kullandığınız bütün dijital aletlerin, elektronik aletlerin bir arayüzleri varsa bunu mutlaka İngilizce'ye çevirin arkadaşlar. İlk başta size zor gibi gelebilir, kullanamayacakmışsınız gibi gelebilir ama hiç öyle düşünmeyin. Maksimum bir gün, bilemediniz iki gün sonra çok rahat bir şekilde aynı Türkçe arayüzü kullanıyormuş gibi kullanabileceğinize ben eminim. Hiç zorlanmayacağınıza eminim. Bir telefon kullanarak ne öğreneceğiz diye de düşünmeyin. Umarım ki bu söylediklerimi yaparsınız, iyi İngilizce öğrenirsiniz ya da başka şekillerde öğrenseniz bile yarın bir gün yurt dışına çıktığınız zaman, Amerika'ya geldiğiniz zaman bana o zaman hak vereceksiniz. Sadece telefonunuzun arayüzünde karşılaştığınız bile birçok şeyin günlük hayatta ne kadar çok karşınıza çıkabileceğini görünce şaşıracaksınız arkadaşlar. En basitinden bir ATM cihazı, yani bankamatik bile kullandığınız zaman telefonunuza benzer bir arayüzle muhatap oluyorsunuz. Bilet alırken ya da böyle otomasyon makinalarında, onun haricinde günlük hayatta da birçok yerde bunlar karşınıza mutlaka çıkacaktır. Telefon arayüzünde karşılaştınız. O yüzden de hiç düşünmeden şu anda bütün cihazlarınızı öğrenmek istediğiniz dile,
yani İngilizce'ye çevirin arkadaşlar. Hiç çekinmeyin. Bir diğer önemli önerimse arkadaşlar size, dizileri mutlaka İngilizce izleyin arkadaşlar. Orijinali İngilizce olan filmleri, dizileri mutlaka İngilizce izleyin. En büyük önerim budur. Çünkü iyi bir kulak aşinalığı olacaktır size. Bu benim hayatımda yaşadığım, karşılaştığım bir durum. Ben Amerika'ya gelmeden önce, hatta Amerika'da yaşama hayalleri kurmaya başlamadan önce bile filmleri, dizileri orijinal izliyordum. Amerika'ya geldiğim zaman da gelmeden önce Türkiye'deyken de yabancılarla muhatap olduğumda, biz startup yapıyorduk biz ve San Francisco'dan yatırım almıştık. O zaman gelenlerle sürekli iletişim halindeydik. Tabii ekip arkadaşlarım çok iyi İngilizce bildikleri için bütün işi onlar yürütüyorlardı ama bir keresinde onların hiç anlamadığı bir şeyi ben sırf kulak aşinalığımdan dolayı anlamıştım. Bu gibi durumlar yaşanıyor. Birebir tecrübe ettiğim için size gönül rahatlığıyla öneriyorum. Altyazı konusuna gelince de tabii ki de İngilizce izlediğiniz şeyi bir de İngilizce altyazıyla izlemenizi ben size tavsiye ederim. Ama eğer ki başlangıçta İngilizceniz çok iyi değilse, biraz işte Duolingo gibi uygulamalarla, başka uygulamalarla, biraz başka söyleyeceğim yöntemlerle ilerlettikten sonra bu yönteme geçebilirsiniz. Şöyle de bir önerim olabilir. Mesela bazı filmleri, dizileri daha önce izlediyseniz, ikinci kez izliyorsanız, yani filme aşinaysanız, konsepti biliyorsanız, olayları, diyalogları az çok hatırlıyorsanız, o zaman İngilizce altyazıyla izlemek size çok daha faydalı olacaktır. Ama ilk defa izlediğiniz bir filmi eğer ki anlamayacaksanız da, o zaman seyir zevkiniz bozulur. Zaten Türkçe'ye dönersiniz. O yüzden de tavsiye etmem. Sizin böyle görerek, sezgisel bir şekilde öğrenmenize çok yardımcı olacaktır. Ben kendim o şekilde çok fazla ilerlediğimi düşünüyorum. Hala bile çok fazla YouTube'da olsun, filmlerde, dizilerde olsun İngilizce içerik tüketirim. Hatta Türkçe altyazı bile açmadan izliyorum eğer ki çok ağır dili olmayan bir şeyler izliyorsam. Her geçen gün bana biraz daha katkısı olduğunu düşünüyorum. Burada da size şöyle bir şey öneririm. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İngilizceyi nasıl öğreneceğiz diye düşünürken her zaman küçük çocukları hayal etmenizi istiyorum sizden. Küçük çocuklar kendi dillerini nasıl öğreniyorlar? Birileri onlara gramer mi öğretiyor? Yoksa birisi onlara kelime mi ezberletiyor? Bunların hiçbiri yok. Tamam, ilk başta çocuk belli bir yaşa gelene kadar işte bir takım objelerle, bir takım işte resimli kartlarla bazı temel kelimeleri çocuklara öğretiyoruz diyeyim. Ezberletiyoruz, doğru bir kullanım olmaz. İlk 50 kelimeyi, 100 kelimeyi bu şekilde öğrettik çocuğa. Peki sonrasında çocuk 2 yaşına, 3 yaşına geldikten sonra daha artık o demek, bu demektir diye şey yapıyor muyuz? Çocuk ancak sorarsa onu açıklıyoruz. Yoksa onun haricinde duyarak ve sezgisel bir şekilde bunu öğreniyor. Ne yapıyor? Gözlem yaparak bakıyor. Annesi babası mutfakta bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler konuşuyorlar. Konuştuklarının üzerine bir olaylar oluyor. O da diyor ki, evet, bu sesler, çıkarttığımız bu sesler buna karşılık geliyormuş diyor bilinçaltında. O yüzden de en güzel ve doğru öğrenme yönteminin İngilizce için, tabii ki de bu bilimsel bir makale yazmak konusunda söylemiyorum, günlük hayatta iletişim kurmak için kullanacağımız İngilizceyi en iyi öğrenme yönteminin sezgisel öğrenme olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada da size film dizi olarak günümüzde geçen günlük olayların konu alındığı dizileri, mesela sitcomları öneririm. İşte How I Met Your Mother gibi, Office gibi, yani bu tarzdaki dizileri ve filmleri size öneririm. Bunlar günlük hayattan çok fazla olay yaşandığı için ve işte şaşırma tepkileri, kutlama tepkileri, üzülme tepkileri falan gibi bu şeylerin tekrar tekrar yaşandığı diziler olduğu için günlük hayattan çok fazla örnek bulup bu örneklerle kendinize, bilinçaltınıza adeta kodlayabilirsiniz. Yarın bir gün yurt dışına çıktığınız zaman da konuşmalar, kelimelerle karşılaştığınız zaman hemen bilinçaltınızdan yukarı çıkacaktır ve anlayacaksınızdır. En azından benim için öyle olduğunu düşünüyorum. Bir diğer önerim ise YouTube arkadaşlar. Yani YouTube'da zaten şu anda milyon tane İngilizce içerik var. Yani YouTube'un nereden baksak yarısından fazlası İngilizce içeriktir. Onları tüketmenizi tavsiye ederim. Hobilerinizle ilgili, ilgilendiğiniz alanlarla ilgili, bu her şey olabilir. Futbol olabilir, model uçaklar olabilir. Neyse sizin hobiniz. Sadece eğlence amaçlı videolar da olabilir. Gidip onları da İngilizce izlemenizi tavsiye ederim. YouTube'un alt yazılar kısmı da çok gelişmiş. Bütün İngilizce videolarda, eğer ki videoyu ekleyen kişiler alt yazı eklemediyse bile, Google otomatikmen konuşmaların üzerinden bunu algılayıp alt yazı ekliyor kendisi. Birebir tutmasa bile çok size yardımcı olacaktır. Tabii ilgilendiğiniz bir alan olduğu için de daha dikkatli ve sıkılmadan, yani İngilizce öğrenmek için değil ama o içeriği tüketmek için bunu izlediğiniz zaman da daha severek izlersiniz ve çok daha fazla faydalanırsınız diye düşünüyorum. Duolingo uygulamasıyla temellerimizi attık, pratiğimizi yaptık, yabancı filmler, diziler izledik, telefonumuzun arayüzünü değiştirdik, artık belli bir noktaya geldik. Artık bu saatten sonra ne yapmak gerekiyor? Tabii ki de konuşmak, diyalog kurmak ve konuşarak duyduklarımızı, öğrendiklerimizi pekiştirmemiz gerekiyor. Tabii Duolingo uygulamasında da bazı telaffuz egzersizleri var, siz söylüyorsunuz, o hani karşılaştırıyor falan, ama yeterli değil. Tam bir diyalog içinde
birebir konuşmak gerekiyor. Ben zamanında üniversite döneminde bir ara böyle gene hani İngilizceyi ciddiye aldığım bir dönemde, o zamanlar High Five diye bir sosyal medya uygulaması vardı. Oradan yabancı ülkedeki insanlarla arkadaşlık kuruyordum. Hatta bir tane hala daha görüştüm Facebook'a da sonra gelen. Çok sık olmasa da Facebook arkadaşım, ara ara hal hatır sorduğum bir arkadaşım var. Onlarla sohbet ediyordum. Chat şeklinde, o zamanlar şimdiki gibi görüntülü konuşma falan da yok. O şekilde diyalog kurmaya çalışıyordum. Sonrasında işte böyle MSN'den araşırız, belki şey yaparız diye, ama çok meşakkatli bir yol. Tabii ki de hani Facebook'tan, Instagram'dan arkadaş edinip sohbet edebilirsiniz. İkili ilişkilerde arkadaşlar karşılıklı, özellikle de bir gönül bağı kurulma durumu varsa, insanların toleransı daha yüksek oluyor. Karşıdaki kişi size daha fazla tolerans gösterebilir ya da siz ona daha fazla tolerans gösterirsiniz. Bu şekilde sohbet mutlaka ilerleyecektir ve pratik şansınız artacaktır. O bir tane Türkiye'den biriyle internetten tanışıp Amerika'ya giden birisi vardı. Mehmet'ti galiba adı. Ya da şey, hatırlayamadım şimdi. Onun gibi adam yani İngilizcesi hiç iyi değil ama Amerikalı bir kadınla evlenebilecek kadar işi ilerletmiş. Sonra ne oldu bilmiyorum ama dediğim gibi gönül ilişkisi kurabiliyorsanız mutlaka kurun. Ama o da yoksa size başka bir uygulama önereceğim arkadaşlar. Cambly uygulamasını önereceğim. Dediğim gibi Cambly'den de herhangi bir sponsorluk yok bu videoda. Ben daha önce sadece kısa bir süre denedim. Bir deneme sürümüyle denedim. Biraz da memnun kaldım. Devam etmeyi de düşünüyorum. Benim de hala da İngilizcem'de eksik olduğum alanlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden de daha bol bir zamanda mutlaka Cambly'den pratik yapmayı düşünüyorum. Yani bu hani İngilizce öğrendim bitti gibi bir şey değil. Ben şu anda Amerika'da yaşamama rağmen günlük hayatta bazen diyorum ki aa bak şuralarda eksiğim varmış. Biriyle sohbet ederken tıkanıyorum ve bir konu hakkında belki sohbet ederken tıkanıyorum ya da işte bazı konuları anlayamıyorum. O zaman diyorum ki aa bak benim buralarda eksiklerim var. O yüzden de o alanları pratik yapmak için Cambly'yi kullanmayı düşünüyorum. Cambly'de arkadaşlar üye oluyorsunuz. Girdiğiniz zaman onun ücretsiz üyeliği yok. Galiba ilk başlarda bir yerlerde. Bütün herkesle sponsorluk anlaşması vardı. Kupon mutlaka bulabilirsiniz. Belli bir süre ücretsiz veriyordu, deneme sürümü veriyordu. Galiba onu deneyebilirsiniz. Cambly uygulamasının avantajı arkadaşlar, hani size anlatmıştım ya, ben özel ders alıyordum, sohbet ediyordum, beni düzeltiyordu diye. Aslında onun birebir online hali. O da şöyle ki, giriyorsunuz bir hocayla İngilizcenizi ilerletmek istediğiniz alanda. Örnek veriyorum, siz iş İngilizcesi istiyorsunuz, günlük hayat İngilizcesi istiyorsunuz ya da felsefe konuşmak istiyorsunuz İngilizce. O zaman bu konularla ilgili bir İngilizce öğretmenini oradan seçip onun saatini ayarlıyorsunuz. İşte kendi saatinizi, o saatte kendi üzerinden sohbet ediyorsunuz. O sizi sohbet sırasında durduruyor, düzeltmeler yapıyor, ek bilgiler veriyor falan. Sohbetin gidişatını yönlendiriyor. Sonrasında da çok güzel notlar çıkartıyor. Ben işte bir hocayla bir iki ders yapmıştım. Bana böyle sonrasında işte eksik olduğun yönler, notlar, şunlara çalış falan diye çok güzel de dokümanda sunmuştu. O yüzden de gayet memnun kalmıştım. Cambly uygulamasını da öneririm. Öte taraftan arkadaşlar, son olarak da şarkılar, müzikler, bunu da duymuşsunuzdur. Yabancı bir dil öğrenmek istiyorsanız o dildeki şarkıları mutlaka Türkçesini anlayarak ve o şarkıların anlamlarını bilerek liriklerini öğrenmek lazım. Hoşuma giden bir şarkı olduğu zaman ilk önce bir kulak kabartıp anlamaya çalışıyorum. Anlayamadığım noktada internetten liriklerini İngilizce olarak bakıyordum arkadaşlar. İngilizceden de anlayamadığım, eğer çok karmaşık gelen bir yerler varsa, sonra Türkçelerine bakıp sonra oradaki mantığı anladıktan sonrasında da bunu dinlerken sürekli hani anlamıyla beraber düşünerek ve tekrar ederek dinliyordum. Çok fazla faydalı olur. Şöyle de ben size bir örnek vereyim. Death bağlacının, İngilizce'deki death bağlacını ben bir şarkıdan öğrendim arkadaşlar. Şarkıda bir death kelimesini bağlaç olarak kullanmışlar. Ben de orada şaşırmıştım. Sonra da işte öğrendim ve hiçbir zaman da unutmuyorum. Gerçekten de sevdiğim güzel de bir şarkıydı. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Biraz uzattığımı biliyorum. Umarım faydalanırsınız. Umarım hoşunuza gider. Bu arada bir konuda da sizin desteğinizi rica edeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yıllar sonra tekrar YouTube'a geri döndüm. O yüzden de YouTube algoritmasında şu anda iyi bir noktada değiliz. Siz videoyu izledikten sonra videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız bu algoritmaya çok iyi geliyor. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer ki kanalıma abone değilseniz de lütfen aşağıdaki butonu kullanarak kanalıma abone olun. Hoşçakalın.